Sayın Layu TV izleyicilerimiz merhaba. Layu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi bölümümüzün 2015-16 akademik güz döneminde başlatmış olduğu Misafir Şefler Layu'de isimli projemiz kapsamında 4 ay içinde Türkiye'den ve dünyaca tanınmış 4 ayrı şefimizi konuk ediyoruz. Bu ay içindeki ikinci konuğumuz eğitmen şef Sayın Aydın Demir'i bugün uygulamalı mutfağımızda bayağı yorduk. Uygulaması ve sunumu sonrasında kendileriyle Layu TV stüdyolarında huzurunuzda kendileriyle kısa bir söyleşi programı yapacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konuda sizi bugün fazlasıyla yorduk. Bu söyleşimizde sizi Kıbrıs'a özellikle tanıtmak ve gastronomi dalında eğitim almak isteyen öğrencilere, öğrencilerin ailelerine bir açılım yapmak üzere programımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, öncelikli olarak kendinizden bize kısaca bahseder misiniz? Şef Aydın Demir kimdir? Profesyonel yaşamınızı kısaca bir süzgeçten geçirerek bugüne kadar bize getirir misiniz? Her şeyden önce teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için gerçekten Kıbrıs'ta böyle bir programın içerisinde olmaktan çok mutluluk duydum. Ben Aydın Demir. Yaklaşık 32 yıl önce bu mesleğe başladım. Birçok şef gibi Türkiye'deki Bolu'luyum. Bolu Mengenli'yim. Ben 4. kuşağım. 4. kuşak olarak 5. kuşağa hazırlık süreci içerisindeyim. Çünkü oğlum da aynı bir okul gibi başka bir okulda şu an 1. sınıfta okuyor. Geleceğin şeflerini yetiştirmek için biz bu yolculukta bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi kendimden bahsedecek olursam ben 32 yıl önce bu mesleği İstanbul'daki çok elit olan bir restoranda, belki de babamın şef olmasından kaynaklı bir desteğiyle iyi bir restoranda, iyi bir şefin yanında başlama fırsatım oldu. Bu bende bir avantaj yarattı. Çünkü iyi bir yerde başladığınız zaman devamı iyi geçiyor. Yani her şeyin temelini görüyorsunuz, iyi şeyler öğreniyorsunuz ve devam ediyor. Bu restoran dünya mutfağı bir restorandı. Daha sonrasında İtalyan mutfağı Türkiye'de meşhur olmaya başladıktan sonra bir İtalyan şef geldi ve onun restoranında yaklaşık 1,5-2 yıl kadar İtalyan mutfağı yapma fırsatım oldu. Bu benim için güzel bir deneyimimdi. Onun arkasından sektör değişmeye başlıyor. İtalyan mutfağı arkasından fusion, moleküler gastronomi gibi mutfaklar çoğalmaya başladı. Dedik ki biz meslek birikimimiz içerisinde hepsini deneyelim. Gerek restoranlarda gerek otellerde bu şekilde deneyimler yaşamaya başladık. Bu deneyimler içerisinde hocam Türk mutfağını da yapma heyecanım vardı. 500 otel olarak isim verebiliyor muyuz bu arada? Ben şöyle bağlayayım soruma ilaveten. Bu profesyonel yaşamınızda gastronomi dalında mutfaktaki kendi uygulama ve çalışmalarınızla ilgili konsept konusunda açılım yapabilirsiniz bize memnuniyetle, tabiatıyla. Şimdi en azından bu sürüveni anlatayım ki bizi dinleyenler nasıl tabiatıyla bir sürüvenden geçmişiz ki bugünkü kariyerimize ulaşmışız tabiatıyla anlasınlar arzu ediyorum. Tabiatıyla. Şimdi dediğim gibi uluslararası mutfakta başladım hocam. Onun arkasından İtalyan şeflerle İtalyan mutfağı yaptım. Bu bende İtalyan mutfağı konusunda deneyimlerimi çoğalttı. Onun arkasından İyi bir moleküler gastronomi yapan ve 1500 otelde asistan şef olarak başladım. Halbuki o sırada ben şeftim. Bir restoranın ve fusion yemekler yapan bir restoranın hem de uluslararası ödüller almış. Dünyanın da restoran magazin tarafından en iyi 50 içerisinde 38. seçilmiş bir restoranın executive şefliğini yapıyordum. Evet. Baktım ki daha gelişmem lazım. Yaş olmuş 32 o zamanlar. Böyle bir teklif geldiğinde bir Fransız, Michelin yıldızı bir Fransız şefin yanına asistan olarak moleküler gastronomi öğrenmek üzere bir 500 otele başladım. Burada farklı teknikler, farklı uygulamalar, deneysel yemekler öğrendim. Çok güzel. Bu uygulanabilir miydi? Hayır, uygulanması her zaman mümkün olan bir mutfak değildi. Ama bana çok tecrübe kattı ve farklı şeyleri öğrenme fırsatı yarattı. Ve ben şeflikten asistan şefliğe böyle bir yerde bir yıl kadar tecrübe yaptım. Ama içimde hep kendi mutfağımı yapmakla ilgili bir duygu vardı. Türk mutfağı, yani bizim bu topraklarımızda, bu coğrafyadaki mutfağımızı hiç uygulamıyorduk.
Hep hayalimiz İtalyan mutfağı yapalım, Fransız mutfağı yapalım, işte füzyon olsun, uzak da olsun. Bunlara çok özeniyordu. İçimde hep bir ateşti. Kendi mutfağımızı niye bu kadar bilmiyoruz ve önemsemiyoruz? Bir fırsat geldi. Bir 500 otelin Türk mutfağı restorantı. Söyleyebilirim. Çıran Kempis Otel'in Türk mutfağı restorantına şef olarak teklif geldi. Ve dedim ki bu benim için bir fırsat hocam. Bu fırsatı değerlendirdim ve Türk mutfağı restoranına başına geçtim. 6 ay kadar araştırmalarım sürdü. Eski kitaplar, eski Osmanlıca yemek terimleri, eski mutfakta nasıl yeme alışkanlıkları var, nasıl hangi kapkaleci kullanmışlar, nasıl tekniklerle pişirmişler. Zaten tüm dünya mutfak tekniklerini öğrendiğim için bir avantajdı. Çok çabuk kavradım. Ve hangi, bizde biliyorsunuz garnitür yoktur yemeklerimizde. Hep Evet. ana yemeklerimiz tek başınadır. Hangi yiyecekleri garnitür olarak kullanabilirime baktım. Çünkü birazcık takviye yapmak lazımdı. Efendime söyleyeyim, bazı yemeklerde biliyorsunuz uluslararası mutfakta reliş diye hafif soğuk tatlandırıcı ekliyorsunuz yemeğin ağırlığını almak için. Baktım Türk mutfağında da çeşitli var. Çeşitliler yaratarak Türk mutfağında eski yemekleri modern, eski usulde pişirdim. Yani modern teknik ekipmanla ama sunarken şık tabaklarda, daha minimal tarzda, bugünün insanın algılayabileceği tarzda sunmaya başladım. Dediler ki bunlar hangi ülke mutfağı? Dedim ki bunlar Osmanlı, Türk mutfağı, bizim topraklarımızın Çok yemekleri. güzel. Hem kendi malzememi kullandım, hem değerli coğrafi işaretli ürünleri kullanarak, Türk yemekleri yaparak burada Travel Leisure tarafından en iyi restoran, en iyi restoran, en iyi şef, bu tarz birçok ödül alma fırsatımız oldu. Bu kariyer yolculuğumda bana avantaj sağladı ve bir Türk restoranı 110 yıldır 3. kuşakta o dönem sahibi olan Konyalı lokantasına iş teklifi geldi. Çünkü artık dünya mutfaklarına bıraktık, Türk mutfağına devam etmeye başladık. Oradan teklif geldiğinde ve hemen fırsatı değerlendirdim. Çok hoş bir teklifti. Ve orada bir Türk mutfağının fine dining'ini yarattık. Güzel bir şarap kavı, somelieri olan içerisinde. Çok güzel. Çünkü hem şefiydim hem işletme sorumlusuydum. Öyle bir anlaşma yaptım. Sanki restoran benimdi. Çok güzel. Ve orada hayallerimi gerçekleştirdim. O eski yemekleri daha fazla ortaya çıkartıp, daha fazla insana ulaşarak, Türk yemeklerini çok şık bir ortamda, gerektiğinde şarap servisiyle hem yerli hem yabancı misafirlerimize yüzlerce yemek ikram etme fırsatım oldu. Çok Bu güzel. kariyerimde daha da ileriye götürdü. Yemek yazarlarının, gurmelerin, hatta yurt dışından dikkat çekmeye başladı. Ve bu restorandan sonra yurt dışında danışmanlıklar yapmaya başladım. Farklı ülkelerde, Türk mutfağı üzerine. Çok güzel. Farklı ülkelerdeki üniversitelerde workshop'a çağırdılar. İşte Culinary Institute of America'da, Napa Valley'de workshop'lar yaptım Türk mutfağı Çok güzel. üzerine. İspanya'ya, İtalya'ya, birçok ülkedeki Türk elçilikleri Türk mutfağını tanıtmam üzere bana görevler verdi ve oralarda kendi mutfağımızı tanıtma fırsatlarım oldu. Nitekim bu neticeler sonunda 2012 yılında, pardon 10 yılında Divan Oteli, biliyorsunuz 56 yıllık bir Evet. otel. Türk, Tabii ilk tarihi bir otel. Türkiye'nin 5 yıldızlı oteli ve değerli bir otel. Evet. Koç grubuna ait. Bu otelden egzekutif şeflik teklifi geldi ve Türk mutfağı yapıyor ağırlıklı olarak. Doğrudur. Burayla bir birlikteliğimiz oldu. Burada tekrar otelin inşaatından yeniden kurulması, hayata geçmesine vesile olduk. Birikimlerimizi buraya verdik ve 2012 yılında yaptığımız bu çalışmalardan dolayı Fransa'dan davet aldım. Lyon, biliyorsunuz Lyon Evet. açlar başkentidir. Evet, doğrudur. Bu davette 400 kişiye Türk mutfağı lezzetlerini sundum. Davette Michelin yıldızı şefler, yiyecek içecek yazarları, sektörden ya da cemiyet hayatından önemli isimleri vardı. Bundan çok etkilenmişler ve dediler ki Türkiye'de Michelin yıldızı yok ama bu yemekler çok özel, çok ileri teknikler var bu yemeklerde ve çok etkili, çok lezzetli. Benden kariyer hayatımı, CV'mi, neler yaptığımı öğrenmek istediler. Biliyorsunuz ben 2009-2010 yılları arasında da bir yıl Cumhurbaşkanı'nın Evet, protokol ve bilgim davetlerinde var. Evet. danışmanlığını yürüttü. Mutfak projelendirilmesi, bütün Obama bile geldiğinde, tüm devlet başkanları geldiğinde tüm protokol yemeklerini organize ettim. Yeni destek oldum ülkemin bu değerli mutfağına. Bütün bu yaptığım sosyal çalışma programı, işte yöresel yemeklerle ilgilenmem, açık programlarına destek vermem, neticesinde 2012 yılında Top Blanc du Monde, yani dünyada yılın şefi ödülünü 2012 yılında bana layık Evet, gördüler ve bunu ben bir Türk olarak bundan duyduk. onur duydum, Tebrik gurur duydum ve ediyoruz. böyle bir ödülü aldım. Tebrik ediyoruz. Mutluluk duydum. Gerçekten işte bu başarılar
Yaptığımız her işi doğru ve olması gerektiği gibi yapmanın verdiği sonuçları aldık. Herhangi bir yarışmaya ihtiyaç yoktu. Yaptığınız başarılar, çalışmalar sizi zaten başarıya götürüyor. Bugün de bu kariyerden sonra hala araştırmalarımı, Türk mutfak kültürü araştırmalarını, yörelere geziyorum fırsat buldukça, yöresel yemekleri, Çok güzel. eski kapkacaklar, eski yemek adetler, ritüeller bunları araştırarak hayatıma devam ediyorum. Mümkün oldukça da okullarda öğrencilere bu bilgilerimi, deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu konuda tabii biz ve öğrencilerimiz çok şanslı. Böyle değerli, duayen ve uluslararası başarıları yakalamış bir konuğumuzu burada misafir etmek bizim için ayrıca bir mutluluk oldu. Dileriz ileriki dönemlerde de çeşitli vesilelerle beraber bir araya gelebilme imkanını bulabiliriz. Bu konuda kısaca buraya gelmeden önce soracağım bir soru. Live turizm ve otel işletmeciliği ve buna bağlı gastronomi yüksek okulumuzla ilgili herhangi bir bilginiz var mıydı gelmeden önce? Bilmiyorum, bir ön bilgi almış mıydınız Şöyle söyleyeyim, meslektaşlarınızdan? tabii ki bu gelmeden önce sektör içerisinde sosyal medyada bir takım haberler duyuyordum. Böyle bir üniversitenin varlığından, gastronomi bölümünün kurulduğundan, hatta Eyüp şefimizin burada ders verdiğini kendi paylaşımlarından dikkatimi çekmişti. Ama asıl burayla ilgili bilgileri sizlere bana burada böyle bir ders vermem için davet ettiğinizde üniversiteyi inceledim. Çıkan basındaki haberlerine den haberleri olarak burası hakkında biraz bilgim oldu. Ama asıl tabii ki geldikten sonra daha iyi anladım. Evet. Bugün Layu Gastronomi uygulama mutfağımızdaydınız. Tabiatıyla 3,5 sene önce kurulan bir mutfak. Duayen bir şef olarak öğrencilerimizi daha kaliteli hizmet ve daha kaliteli bir eğitim vermek açısından mutfağımızın bugünkü durumu ve ileriye dönük açılımları yönünde görüş ve önerileriniz varsa bizle paylaşırsanız mutlu olurum. Tabii memnuniyetle. Aslında ben yeni kurulmuş bir bölüm olduğu için ve bu konuda yeterli deneyimi olmaması rağmen böyle bir mutfak beklemiyordum. Çok kötü değil. İlk deneyim için, ilk tecrübeler için gayet donanımlı bir mutfak yapılmış. Ama tam profesyonel anlamda gerek Türkiye'de gerek yurt dışında birçok okulda bulunma fırsatlarım oldu. Çok daha fazla donanıma ihtiyaç olduğunu ve daha büyük alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki içerisini istediğiniz teknolojiyle doldurun, istediğiniz sistemle doldurun ama en önemli şey insan kaynağı. Evet. Burada yetişmiş, gerek emekli olmuş, tecrübeli ders verebilecek şeflerin, farklı kategorilerde uzman olmuş, gerekse açlık okullarında tecrübe yapmış hocalarımızın bulunması gerekiyor. Bu bölümün daha iyi hale gelebilmesi için. Benim tabii ki tüm ders notlarını bilmiyorum şu anlamda. Yani dersin içeriği, işte Türk mutfak ya da dünya mutfak tarihi var mı içerisinde? Anlıyorum. Gıdaların bilimi, Evet. efendim çünkü mutfağımız artık çok gelişmiş. Bir şef artık dünyada rekabet edebilmesi için fotoğrafçı eğitimi alması lazım. Evet. Mutfak yönetimi eğitimi alması lazım. Maliyet zaten matematik iyi bilmek Çok zorunda. önemli. Evet. Kost kontrolü iyi bilmek zorunda. Bedensel olarak sportif olması lazım çünkü uzun saatler ve hem beden sağlığı hem akıl sağlığı yerinde olması lazım. Kimya bilmeli biliyorsunuz. Kimya derken Şüphesiz. yemek karışımlarını doğru Şüphesiz. orantılarını bilebilmesi için sanatçı ruhu olması lazım. Bunun için çizim dersleri almaları lazım öğrencilerimizin. Çünkü ilk önce tabağı artık şeyde tasarlıyorsunuz. Ruhunda, beyinde oluşturup onu kalemle çizip ondan sonra tabağa aktarmak gibi böyle bir şey var dünyada bitiren. Bunları yapmak gerekiyor. Belki iyi bir diksiyon eğitimi de almak lazım. Çünkü insanlarla konuşabilip şef olduklarında öğrencilerini yetiştirebilmek, onlara hitap edebilmek için bunun Önemli. bile almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yönetici artık şef, özellikle bir 5 yıldızlı otelde, büyük operasyonda bir CEO'dan farkı yok. Bir CEO'nun bilmesi gereken her şeyi bir şef de bilmek zorunda ki o mutfağı 150 kişilik, 200 kişilik kadroyu ve o büyük operasyonu yönetebilsin. Evet. Bu aşamada anladığım kadarıyla başlangıç için mutfağımızın yeterli olduğunu, ancak ileriye dönük olarak daha bir eğitim açılımı açısından takviyeler Yani gerektiğini dünya vurguluyorsunuz. Evet. standartlarında Evet. eğitim, yani Ve iyi bir aşçı kalite ve yetiştirilebilir. marka olmak hedefini
eğer evet. savunuyorsak. Kesinlikle evet. daha teşekküllü. Benzer örnekleri birçok üniversitemizde var. Evet. Özellikle bunda örnek alınabilecek son yapılan mutfaklar, eğitim veren mutfaklar incelenip örnek alınabilir diye düşünüyorum. Sağ olun. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara izleyici veya yarışmacı olarak katılmaları çerçevesinde ileriye dönük mesleki profesyonel yaşamlarına bu tip yarışmalardaki deneyim ve becerileri konusunda öneri ve görüşleriniz nedir? Tabii çok güzel bir konuya değindiniz. Öğrencilerimiz geleceğin şefleri olacaklar ve dünyadan bir haber olmaları gerekiyor. Bunun için mutlaka fuarlara gezip yeni ekipmanlar neler var? Firma sahipleriyle diyaloğa kırıp ürün özelliklerini öğrenmeleri lazım. Mesleki yayınların hepsini takip etmeleri lazım. Dünya nereye koşuyor? Yenilikler neler? Yeni trend neler? Bunların takibinde olmalı ki güncel kalması, yeni yemekleri. Mutlaka yarışmalara gidip kendini, yarışma tabii ki bir başarı ölçütü değildir. Sadece bir özgüven getirir, deneyim yaşar. O açıdan yarışmaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun için de bir enerji oluşturur ve heyecan oluşturur. Bu meslekte ilerleme için rakiplerini görmüş olur. Bu anlamda yarışmaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama en çok da burada tavsiye ettiğim, yarışmadaki başarı, ben de varım, birçok şefimiz var. Televizyonlarda çıkan celebrity şeflere veya şef olmayıp ekranda yemek yaptığı için şef statüsü verilmiş iyi bir yemek şov uzmanı arkadaşlarımızı örnek almak yerine onları da örnek alsınlar farklı açıdan. Evet. Ama mutlaka birçok başarı imza atmış, yaptığı yemek de duruşuyla, yaptığı yemek alanındaki başarılarıyla ön plana çıkmış şefleri takip etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü onlar için gerçek ölçüt bu. Gerek Türkiye'den, gerekse dünyadan. Çünkü iyi bir aşçı olmadan, iyi yemek yapmadan sadece şov yönündeki şeylere, yani örneklere kalırsak bu bize mutsuz ve başarısız eder. Çünkü hayat öyle değil. Gerçek evet, hayat. Doğrudur. Kaç tane şef olabilir ya da kaç kişi televizyonda iyi şov yapabilir? Çünkü şef olmak ayrı, şov yapmak ayrı doğrudur. Bir yetenek. Bu iki konuyu birbirinden iyi ayırmamak lazım. Evet. Ve televizyonda şov yapan bazı şef arkadaşlarımız var. Bazıları şef değil ama şef statüsünde arkadaşlarımız. İyi ekran yüzü var, biraz yemek yapmayı biliyor. Ama çok iyi televizyonda yemek anlatabiliyor. Televizyonda güzel bir ekran yüzü var. Enerjisi iyi. Ne oluyor? Televizyoncular bunları kullanıyor. Bu da çok doğal çünkü bu bir şov dünyası. Şov dünyasında bunu yapabilen yeteneklere ihtiyaç var. Doğru. Her şef de bunu yapamayacağı için lütfen bunlara takılmayın. Onlar zaten ev hanımları ve daha amatörler için, profesyoneller için bir televizyon programı şu ana kadar ben görmedim. Anladım. Ben kendim de bir yıl televizyon programı yaptım. Mümkün olduğunca yapmaya çalıştım ama tam profesyonel yemek programları, profesyonel hitap yemek programları yok denecek kadar az ülkemizde. O tarz şefler de yok ekranlarda zaten. Evet. O yüzden lütfen ev hanımlarına çok popüler olmuş, ev hanımlarına hitap eden, amatörlere hitap eden, ev hanım demeyelim, amatör erkekler amatör, de olabilir. Öyle diyelim, evet. Hitap eden programları örnek alarak mesleğe bakmayalım. Daha başka bir açıdan bakılmasında evet. yarar hangi var. Hangi başarıları sağlamış, neler evet. başarmış, evet. restoran uçmuş bunun sayesinde, yaptığı yemekler çok konuşulur hale mi gelmiş, buradan ödüller mi almış, onlara bakmak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir başka soru yöneltmek istiyorum. Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimlerinin son günümüzde tabii çok geçerli olduğu ve bu trendin uzun yıllar 10-15-20 yıl gibi Türkiye ve diğer ülkeler olmak üzere devam edeceği tabii düşünülüyor, söyleniyor. Bu konuda gastronomi eğitimi almayı düşünen, gastronomi eğitimi sonrası meslekte yaşamını bu profesyonel yaşamda devam ettirmek isteyen öğrencilere ve öğrenci velilerine bizi izleyen neler söylemek istersiniz? Nedir mesleğin geleceği? Mesleğin geleceği açık. Çünkü dünyada bitmeyecek mesleklerden bir tanesini yapıyoruz. Biz var olduğumuz sürece benim çocukluğumda bir çizgim vardı. Jetkiller, haplarla doyuyorduk. O seviyeye gelmediğimiz sürece yemek yapmaya, yemek yemeye ihtiyacımız var doymaya. Ve bunun birazcık daha ilerisi entelektüel bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Karın doyurmadan sonra farklı deneyler yaşamak istiyorsunuz. Daha iyi yemekler, daha özel tasarım yemekler, tarz yemekler. Bunun için de bu meslek ölmeyecek. Peki,
Ne yapmamız lazım bu meslek seçmekte? Bence bu mesleği seçerken sadece duygusal bakmamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bir araya sorusu giriyorum. Bu mesleği seçerken kişiler kendilerinde neye dikkat etmeliler? Hangi özellikleri olmalı ki bu meslekte ileride profesyonel yaşamda kendi özverilerini ve kendi becerilerini bir üst seviyede birleştirebilsinler? Evet. Bence Bunun için önemli bir konu. çok önemli bir konu. Bunu bazen bana danışan birebir danışanları analiz ediyorum. Bazen vazgeçebiliyorlar. Çünkü artısını ve eksisini anlatman gerekiyor. Şimdi bu mesleği bir kere çok sevmek gerekiyor. Aşık olmak gerekiyor. Eğer aşık olup çok sevmezsen yapılacak meslek değil. Neden yapılacak meslek değil? Yani sadece ben mesleğim olsun, karın doyurayım, bundan karnımı doyurayım, hayatımı geçim sağlayacağım diyorsan başarılı olamazsın. Çünkü bu bir sanat. Aşk gerektiriyor ama bu aşkla birlikte çok zorluklar olan bir meslek. Bir kere dayanıklılık gücün yüksek olmalı. Çünkü uzun saatler ayakta kalıyorsun. Hem bedensel hem zihinsel. Çünkü çok stresli bir servis saatinde 100 kişi, 150 kişi alakart restoranda yemek yiyor. Ve sen orada tavalar uçuşuyor, yemek yapıyorsun, elin yanabiliyor, şef bağırabiliyor, garson nerede çıktı yemeyebiliyor. Bir kaos var. İyi bir kaos yönetebilecek sinir sistemine sahip olman lazım. Orada duygusal davranırsan ne yemek çıkar ne sen başarılı olabilirsin. İkincisi sosyal zamanlarda sen çalışıyorsun. Herkes tatil yaptığı zamanda, herkes sosyal hayat, hafta sonu tatili, bayram tatili, efendime söyleyeyim, özel günlerde, doğum günü, evlilik yıl dönümü, sevgililer günde sen çalışıyorsun, yılbaşında çalışıyorsun. Yani senin hayatında sosyal yaşam minimuma iniyor. Sen herkesin sosyal hayatını yaşadığı sırada sen çalışıyorsun. Kendine özel sosyal alanlar yaratmak zorundasın. Herkesin tatil yapmadığı zamanda sen tatil yapacaksın. Doğrudur. Sevgililer günü kutlayacaksın. Evlilik yıl dönümünü kutlayacaksın. Yani bu tür zorluklar var. Bunlardan rahatsız olmaman gerekiyor. Büyük fedakarlıklar Büyük gerektiriyor. fedakarlıklar gerekiyor. Herkes akşam 5'te evine giderken sen akşam 12-1'e kadar yeri geldiği zaman mutfakta haldır haldır çalışıyor olacaksın. Bunları eğer aşıksan mesleğine ve çok seviyorsan, çünkü mutfakta çalışmak bir aşık. Çünkü yemek yaparken bütün konsantrasyonun yemekte oluyor. İşinde oluyor. Ne kadar stres de olsa o senin bütün beynini boşaltıyor. Ve ondan mutluluk duyuyorsun. Başardın. Çünkü her dakika bir yemek üretiyorsun ve yemek üretip başarılı bir yemek sunduğun zaman bir şey gibi değil. Bir ressam, bir mimar, bir bina yapıyor. Eğer bu çok başarılı bir binaysa yıllarca o mimar sana neler yapmış diyorsun. Bakın yüzyıllar geçiyor. Hala onu anlıyoruz. Ya da bir ressam resim yapıyor. Ölse bile o resim hala konuşuluyor. Servet değerinde. Ama bizim meslek öyle değil. Sanatı yapıyorsun ve sanat yeniliyor gidiyor. Sanat mideye gidip gidene kadar. Ama bizdeki hatıra hafızalarda kalıyor. Yani onun görseli, onun lezzeti yıllarca unutulamayabiliyor. Yani bizim sanatımız yenilen bir sanat ve yenilen sanatta anca hafızada ve duygularda kalabiliyor. O yüzden özveri gerektiriyor. O yüzden çok sevmek gerekiyor. Eğer çok seviyorsan bütün bu şartlara ben evet bütün bunlara hazırım yapabilirim diyorsan bu mesleği seç o zaman başarılı olursun. Değilim diyorsan heves için başlıyorsan hiç başlayıp zaman kaybetmedin. Evet, çok güzel tabii bir görüş ve öneri verdiniz. Tahmin ediyoruz bizi izleyen aileler, gastronomi dalında eğitim almak isteyenler bu özellikle verdiğiniz aranan özellikleri kendi benliklerinde hissederek bir bu mesleğe girip girmeme konusunda bir kendilerine bir yol güzergahı çizebilirler. Bu söyleşimizde vaktimizi de kullanmak üzere son olarak Layu TV stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz bu programa katılımımızdan dolayı ben tabii kendi adıma teşekkür ediyorum. Son olarak bizi izleyenlere bir gastronomi executive chef olarak bir son mesaj olarak ne verirsiniz? Rica ediyorum. Aslında biraz önce birçoğunu aslında bahsettik ama söylemek istedim burada. Gerçekten gastronomi dünyada çok değerli. Çünkü insanlar yemek yemeden bir ömür geçiremiyorlar. İkinci elbiseyi almayabilirsin. Birçok şeyi yapmayabilirsin. İkinci arabayı ya da
normal sıradan bir arabayla bile idare edebilirsin. Ama yemek konusunda bitmek tükenmek bilmeyen bir zevkimiz var. Gastronomi bir sanat. Bunun sanat olduğunu bilip bu yönde kariyer yapmak istersek gerek evdeki yemek yapan meraklı ev hanımı ilgili diyelim. Bu mesleğin daha ileri gidebilmesi için kendi toplumumuzda, kendi yemek kültürümüze önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede yetişen ürünlerin, ben Fransızlardan gördüm ve İtalyanlardan gördüm. Türkiye'ye geldiklerinde Fransız bir şef, Fransız ürünler alıp kendi ülkesinde burada Fransız mutfağı yaparak tamamen Fransız ekonomisine katkı sağlıyor. Fransızların tüm ürünlerini kullanarak bu ülkede. Peynirden tutun da her şeyini. İtalyan da aynısını yapıyor. Ve biz o kültürü öğreniyoruz. Her köşede pizzacı var. Neden İtalya'da ya da dünyanın her köşesinde bir pide yapılan, bizde de etli ekmekler, Tabii. pideler var, lahmacunlar var. Neden her yerde yok? Ama biz menülerimize yazarken bile Turkish pizza yazıyoruz. Hatta bunu buradaki büyük handaki bir restoranda da gördüm. Kardeşim, Turkish pizza değil. Bu etli pide ya da kıymalı pide ya da peynirli pide ama altına İngilizce olarak sen açılımını yaz. Kendi kültürüne sahip çık. Kendi markamızı, kendi ürünümüzü Oluşturalım. oluşturmak Dünyanın lazım. her yerinde pizza diye geçiyor, risotto diye geçiyor ya da parmesan peynir, parmesan peyniri diye geçiyor. Feta cheese yazmak hakarettir beyaz peynire. Beyaz peynir, white cheese yaz. Hani kendi kültürümüzü her alanda yazarken, okurken, konuşurken ürünlerimize sahip çıkarak sahip çıkalım istiyorum ben. Bunu gerek evdeki insanlarımız gerekse de bu mesleği yapan şeflere ve şef adaylarına sesleniyorum. Coğrafi işaretli ürünler kullanın. Kendi ülkemizin ürünlerine değer verin, bilelim, öğrenelim ve o ürünlerle inanılmaz yemekler yapalım. Ki gerek ekonomi güçlensin bu alanda, gerekse de bu ürünlerimizle harika lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtalım diyorum. Bu çerçevede ürünlerimizin diğer ülkelerde mutfaklarda kullanılmak üzere bir ihracat kapasitesine Evet. ve seviyesine ulaşma imkanı da Var. tabii doğacaktır. Zaten Fransa'ya baktığınızda en büyük politikası da mutfak üzerinde ve şefler üzerinden yapıyor. Çünkü ne kadar sanatın görülebilir tarafını tanıtsan da ama yemek yiyecekle ilgili sanat tamamen ülke ekonomi olarak kazanılıyor. Bu ülkede de çok ekonomik değerlerimiz var. Bunların tüm dünyada tanınabilmesi için kendi ürünlerimizin farkına varıp onları kullanmamız ve doğru isimlerle kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün sizi daha fazla yormak istemiyorum. Uzun bir gündü. Layu TV stüdyolarında sizi konuk ettik. Bize çok değerli bilgiler paylaştınız. Dilerim seyircilerimiz de bu söyleşiden memnun kalacaklardır. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü değerli duayen şefimiz Aydın Demir konuğumuzdu. Çok yararlı, verimli bir söyleşi yaptık. Bir başka programda tekrar sizlerle buluşmak üzere.